Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük basık bisiklet grubunun YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir video. Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük basık bisiklet grubunun YouTube kanalına ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram hesabımda sormuştum. Garaj tanıtım, bisikletlerimi nerede topladım, hangi parçalarla vesaire topladım, işte onları göstereceğim sizlere. Şu an çatıdayız, evimin garajındayız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük basık bisiklet grubunun YouTube kanalına ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram hesabından sormuştum. Garaj tanıtım, videosu çekelim mi diye. Sizler de evet dediniz ankette. Instagram hesabımı da buraya bırakayım. Anketlere vesaire oradan katılabilirsiniz. Şu an çatıdayız, evin çatısındayım. Bu kalemunu burada toplamıştım. Videoyu izleyenler bilir. Şurada kaynak işlerini falan yapmıştık. Orada canavar işlemleri falan yapmıştık. Şu an diğer bisikletim yılan. Orada motorum yılanım. Motor orada. Konuşamadım. Motor burada. Işığımız eksik. O yüzden şu ışık yardımıyla kayıt alacağız. Motorum görmüş olduğunuz gibi burada. Gel bir yere. Yılan da burada. Bu videonun içerisinde hem yılanı aşağı indireceğim, hem bu kalemun aşağıda, onları bir yıkama, temizleme videosu çekelim, hem de aşağıdaki garajı sizlere göstermek istedim. Burada gördüğünüz gibi kömürlük malzemeleri falan var. Yani böyle. Gel bu tarafa bir yere. Burada pek bir malzeme olacağını söylenemez. Yani ama burada yine de bir tesisat, başka bir şey falan yapabilirsiniz. Tabi burada canavarımız var. Herhangi bir şey yapacağım zaman, keseceğim zaman bunlardan kullanabiliyorum. Bunlar babamın malzemeleri. Şöyle bir göster bakayım. Burası böyle kömürlük, depo gibi bir yer. Hani burada gerekli çoğu malzemeyi bulabiliyorum. Başka... İşte böyle arkadaşlar. Burada pek bir malzeme yok. Asıl malzemeler aşağıda, garajda. Burada işte böyle takım taklavatlar falan var. Elektrik malzemeleri falan var işte. Bisikleti şimdi aşağı alacağız, yılanı. Onu bir temizleyeceğiz. Ondan sonra bu kalemunu temizleyeceğiz. Şu anda evin tam yanında inşaat var. O yüzden çatıya, yani video buradan başlamak istedim. Aşağıda çok ses gürültü var. Buraya da geliyordur zaten ses. O ses kesildiği zaman aşağı inip bisikletleri yıkama, temizleme videosunu çekeceğiz. Şimdi ben bu yılanı alayım bir. Şöyle dursun. Ha birader. Şey. Bak burada jantlarım falan var. Gel göster. Jantım var. Bir tane amortisörsüz şasem var. Orayı fazla göstermiyor ama karanlık. Videoyu kapat o zaman, bir flaşla. Gösterdim. Evet. Burayı toplayalım beyler. Yani şu aşağıdaki sesle gider. Yılanı aşağı indireceğiz. Bu kalemi biraz aşağıda. Ondan sonra videoya devam ederiz. Bisikletleri temizleyip çıkacağız. O şekilde olacak. Videomuzun içeriği böyle. O zaman kameraman kardeşim, seni dışarı alayım. Şu kapıyı kilitleyin. Bu limuzini de birader sakin ol. Asansöre sığmıyor. Bak Peugeot sığıyor biliyor musun? Çapraz girdiğim zaman Peugeot ile sığıyor. Oğlum Scott'u çizme bir yerini. Dur videoyu kapatayım da şunu yerde. Oğlum sen hayatına kaç kere basık sürdün? Bahsettiğim inşaat bu beyler. Girmez babacım. Ne demek gülmezsin be? Sürtüyor. Bu kalemunumuz burada. Don gelin aşağıda.
videoyu şu inşaat bittiği zaman yarım saat sonra ara verecekler, bitecek. O zaman devam edeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Dışarıda hala ses olması videoda kalitesini bozacağı için beden. İlk önce bir burayı tanıtayım, ondan sonra bisikletleri yıkarız dedim. Burası bizim depomuz, kömürlük. Herkesin binada ait olduğu bir yer. Yani herkesin bunun gibi böyle kömürlükleri var. Biz kendimize göre burayı ayarlattık işte. Burada temizlik malzemelerimiz var. Gel baba, gel. Boyalar işte yok. Şöyle altın yaldız boyamız var. Ondan sonra gri var. Yani temizlik malzemeleri var. Ondan sonra bura benim bisiklet malzemelerimin olduğu yerler. Şöyle detaylı göster babacığım. Bak. Bunların içinde böyle takım taklar var. İşte bisikletten çıkan ekstra şeyler. Odakla da. Ben şöyle falan göster. Göbektir vesairedir şunlar. Burada işte şeyler. Ufak tefek. Burada şeyler var. Şu bisiklet için lazım olacak şeyler. Başka neyimiz var? Orada direksiyonumuz var mesela. Kelebek fitesi. Daha sonra buradan işte bisiklet toplarken işinize yarayacak malzemelerden matkap var. Canavar var yine. Daha sonra burada işte canavarımız var. Dar bir matkap var, vesaire var. Sonra burada ne var? Burada benim pederin kaskları falan var. Yukarıda gravür seti var. Kurcuya gireceğimiz zaman hani güzel temiz işçilik olması istediğim için. Burada genellikle çoğu malzemenin hepsi babama ait. Yıllardır biriktirdiği şeyler, oltaları falan var, takımlar var, tornavidalar vesairedir. Başka gösterecek bir şey burada. Yani bir bisiklet toplayacağınız zaman kaynak makinesi falan da var burada. Bak, nerede o kaynak makinesi? Çatıya mı çıkardık? Ha, kaynak makinesi burada mesela, bak göster. Ama şimdi kaynak makinesi olması demez, demek kaynağını kendin yapacağın anlamına gelmez. El işçiliği önemli. O yüzden kendim yapabileceğim yerleri kendim yapıyorum. Yaptıramayacağım yerleri de yaptırıyorum, öyle söyleyeyim. İşte burada boyalarımız falan var. Şurada öyle şeyler var. Başka gösterecek bir şeyim garajla ilgili. Temizlik malzemelerinin devamı burada. Burada işte göbektir, pedaldır. Ondan sonra mesela araba lastikli bisiklet için uzun göbek. Buraya normal bir göbekten kesip inşaat demiriyle uzatılmış. Bu kale bunun eskisi. Ama ben bu kale buna takmadım. Başka ne var? Çamurluk var. En maşa var bu kalemunun eski en maşası. Öyle. Temizleme malzemeleri. Adam pistan. Başka göle gösterecek. Şurada mesela pasta cilalarımız var. Bisiklete kullandığım pasta cila. Bu şey olması lazım. Metalik pastası. Daha sonra şurada nikelaj parlatıcımız var. Benim nikelaj olan bisikletlerimde kullandığım kromaj, parlatıcı ve temizleyici. Şu markayı göstereyim. Tavsiye ederim, çok güzel. Başka işte temizlik losyonları falan var. Burada boyalar var çoğunlukla. Olmazsa olmazımız porçöz, gülbal, spoiler'lar var. Başka işte lastik parlatıcı, temizlik yüzeyleri. Aa, öyle şeyler var. Başka anahtarlarımız var burada. En büyük ayarlı olanlarda. Şöyle lokma takımı var şurada. Ondan sonra civata kutusu var. Silikon var. Yani garajım böyle. Dediğim gibi buradaki malzemelerin çoğu babama ait. Ay dandan. Öyle arkadaşlar, şimdi videoyu ara verelim. Bisikletleri yıkayacağımız zaman tekrardan gireriz. Zıvap uyuyor. Evet arkadaşlar, bisikletimizi yıkayacağız. Detaylı bir temizlik yapmayacağız. Yanakları vesairesini falan temizlemeyeceğim. Zaten temiz. Daha önceden yıkayıp eve koymuştum. Ondan sonra çatıya kaldırdım. Rüzgarlar neyse. Hem şöyle söyleyeyim. Videolarda hiç kendinden bahsetmiyorsun falan diyenler var. Hem böyle bisikleti yıkarken sohbet muhabbet ederiz. Neye bak yani? Çıtmalar. Gidiyor. Gidiyor. Aklım başı. Fail. Fail yani. O değil, benim diğer tarafa geçmem lazım. Sen sıkınca bana geliyorsun. Oğlum durma. Ne yapayım bir ya? Yediğim onu tutayım mı? Zaten bu rüzgarda senin bisiklet yıkaman şey. Başlat bakayım, düşmeyecek herhalde. Başladı.
Ya bu takılı kalıyor. Ya detaylı temizlik yapacağım zaman işte cilt yanakları temizlemek için, ondan sonra nikelaj parlatıcısı, pasta cilası vesaire de uğraşayım. Bir de şeker yap bana bak. Ya bak işte lan abi. Küfür etmedim ki. Bu arada biraz da kendimden bahsedeyim. Adım Berk. Söyledim şey. İzmir bayrak dokuyum. Böyle boş boş bisiklet yıkama olmasın. Kendimden bahsedeyim dedim. Dodun'un arkadaşı. He? Dodun'un arkadaşı. Dodun'un arkadaşı. Burada daha önceden araba yıkama şeyiyle hazırladığım köpüklü su var. İlk önce en üstten başlayalım. Adım Mert, soyadım Çakmak dedim. 2002 doğumluyum, 18 yaşındayım. Beko ben bunu buradan tutuyorum ama senin sesin geliyordur değil mi lan buraya? Geliyordur. Evet. Böyle yıkanır. Hangi okulda okuyorsun? Sağlık okuyorum. Son sınıfım, staj yapıyordum işte bu. Yasaklar olmadan önce. Tabi o olunca bütün her şeye engel. Biraz da bisikletimden bahsedeyim. Bisikletimin bisikreni var. Çalışıyor, aktif. Daha sonra vitesi çalışıyor. Onları falan göstereyim zaten. Dolu dolu bir bisiklet. Fazlası var. Otomobil boyası. Bu kim ya? Bu bizden birisi. Mahmut olabilir. Evet arkadaşlar. Yılanı dün yıkamıştık ama kurulama işlemlerini tam göremediniz. Birkaç iş çıktı. Ondan dolayı bugün bu karamonu yapacağız. Göster bu karamonu. Bu karamonu biraz detaylı yaparız. Gölgede kalıyor bir şeyde belli olmadı. Neyse. İlk önce şu şeyden başlayalım. Bu cif. Yanaklarımızı temizlemek için. Bu da sünger. Gel mesela yakınlaş. Karanlık çıkıyor oğlum. Nasıl karanlık çıkıyor? Hap karanlık çıkıyor. Odaklı, ortaya bas. Yok mu? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok mu? Peki bu tarafa gelsen, aşağıdan çeksen. Olabilir. Yok, tamam. Bu taraftan gel. Tırı. Gözüküyor mesela bak, gel şu yanaklının üstündeki lekeleri göster. Fazla. Görüyor musun? Yanaklıyı bu şekilde titreyerek alıyorsunuz. Yanaklığını temizlemek için bu kadar. Fazla detaya girmeyeceğim. Zaten temiz. Sadece birkaç yerde de cevap veriyorum. Dur işte. Gel peki. Bahçe sular gibi.
bunlar. Gel. Parmaklarımı yoruluyor. Danya baksana tırının içine bitmiş. Oğlum dayı şarkı dinliyor lan. Koymuş kadar hoparlörleri. Salak o sesten şey olmasın. Hayır oğlum şarkı dinliyor. Al al al. Bir dolu. Adam konunu açıp Beagle mıydı neydi? Onun kulaklığını takmış şarkı dinliyor. Şöyle yakınlaş boyaya göster birader. Odakla. Çek baba çek. Çek. Neyi başaramadın? Başaramadım abi. Neyi başaramadın? Şşt oğlum kırmızı şort giy. Neyi başaramadın? Bunun işi bu kadar. Gel baba. Bunu bir yıkamıştık da. Hafiften toz olmuş. Yine şöyle bir üstten geçelim. Islak bezle. Adamlar kendisi abi. Yıkıyor. Para var birader gidip yıkamaçıya veriyorum. Gel. Geliyor burada topunu tekrar alıyor. Oğlum beni şey yıkatmışlar. Çaktırma ya. Bedava olduğunu söylemiyorum. Abi gel buraya top atırsan parası yetmemiş. Kahvelerine çalışıyor. Yarım kaldı tokalarımız. Ya lan bisiklet nasıl bisiklet? Tam çocukluğumuzun bisikletini de ayakta duruyor. Bu da lastik parlatıcı. Lastiği göster şimdi. Sen videodasın değil mi? Eminiz. Vallahi videoda. Bak şimdi. Oraya sıkıyor. De böyle 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 böyle. Bunu güreşe bıraktık güneşlensin diye. Namı değer yalanımız burada. Lan bu anahtarlarla işim bittiyse al.
Burada karanlık düşüyor. Ben temizledim, çek. Tamam, o anahtarları al oradan. Bunlar bir yanma şurada ya. Öleyim mi? Fütür. Evet. Ben şuraya yalan. Al Veles fütür. İçinde kalmaz. Da bir yere zarar verme bak. Lale ya. Allah'ım hiç düşünmeden dönüyor ya. Sağır oldu lan, bir şey söyleyeyim mi? Burada yankı yapıyor ya, çok ses çıkıyor. Nasıl ama bir de? Arabayı çarpıyor da sıfır geçiyorsun arabadan. Bak arkaya var ya, yemin ederim şu kadar mesafe kaldı. Bilerek. Bak şu kadar. Bunlar matematiksel hesaplama. Matematiği kaçtı oğlum? Okulda o... Be... biraz da şuradan bahsedeyim. Burası apartmana ait bir yer beyler. Ama genellikle kullanan biziz. Bu bizim araba. Bu da bizim motor. O da benim motor. O da onun motoru. Tamam geç şimdi. O da bizim motor. Honda CBF 150. CD100. Ne diyor burada? Limited Edition. Limited Edition. Limited o gerizekalı. Limited oğlum ya. Okusana Limited yazıyor. Limited. Hala limited diyor ya. Ne demek? Ne bileyim oğlum. Buldum, buldum yapıştırdım. Allah Allah. Güzel duruyor. Shaka taka, everybody up and rock. No, listen to the bad man talking.